Selamlar, serinin bu bölümünde böyle bir dashboard tasarımı yapıyor olacağız. Bu sefer de Figma'yı kullanacağız. Gördüğünüz gibi aslında çok da zor olmayan sol tarafta bir navigasyon barımızın, menümüzün olduğu aslında. Sağ tarafta da main body alanımızın, contentimizin olduğu bir alan var. Temelde aslında bu tarz bir site yapıyor olacağız. Hangi siteden aldım ben size hemen gösteriyor olacağım. uidesigndaily.com'dan aldım. Buradan download file diyerek indirebilirsiniz. Linkini yine description'a bırakıyor olacağım. Hemen vakit kaybetmeden VS Code'umu açıyorum. Şimdi bu tasarımda herhangi bir frontend mentor'daki tasarımlar gibi bir HTML faili vesaire bize vermiyorlar. Bundan kaynaklı olarak kendime HTML failimi oluşturdum ve içerisine sadece bir tane title girdim ve herhangi bir şey yapmadım. Go live diyor olacağım. Daha sonrasında tasarım karşıma geldi. Gördüğünüz gibi şuradan bunun sekmesini kapatabilirim. Ne yapıyorum? Her zamanki yaptığım şey element'imi açıyorum. Bu bir köşede sürekli açık olsun ki herhangi bir şey debug etmemiz gerekirse hemen buradan hızlıca erişebilelim diye. Daha sonrasında CSS'lerimi oluşturuyor olacağım. Birincisi ne yapacağız? Hemen gidip RSS CSS'imizi alıyor olacağız. Onu alırken şuraya bir adet file oluşturuyorum RSS CSS diye. Daha sonrasında buradan MayorWeb'den içeri giriyorum. Yani bu arada hani RSS CSS gibi birkaç daha farklı CSS türleri var. Komple her şeyi sıfırlamadan aslında daha bütün browserlar arasında bir ahenk sağlayabileceğimiz daha farklı resetting veya normalizing CSS'ler çıktı. Ama ben yine dediğim gibi kolay olması açısından ve her şeyi komple baştan biz yapalım diye bunu aldım. Daha sonrasında kapattım. Burada neyi biliyorum? Burası paddingleri ve marjinleri sıfırlamıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım. Ha, sıfırlıyor. Burada neyi hatırlıyorum? Bu RSS CSS'de butonlar sıfırlanmıyordu. O yüzden hızlıca kendim onu sıfırlıyor olacağım. Outline'ını border'ını 0, daha sonrasında background color'ını transparent ve başka bir şey var mı? Cursor'ını pointer yapıyor olalım. Aynı zamanda a'larında text decoration'larını none yapalım. Bunları da kendimiz yazmış olalım. Hemen geliyorum HTML'ime link diyorum. Bulunduğum dosyanın içerisindeki RSS CSS relation'ı style sheet olacak diyorum. Daha sonrasında hızlıca bir tane de custom CSS oluşturuyorum. Bunun da içerisinde body'sini, background'ını red deyip hemen ekler eklemez çalıştığını test etmek için öyle bir boş CSS bıraktım. href'ine custom CSS relation'ını style sheet diyorum ve kaydettim. Gördüğünüz gibi geldi, çalışıyor, süper. Daha sonrasında kapattım. Şu an aslında her şeyim hazır. Ne yapacağım? Tasarıma bakacağım. Sürekli olarak tasarımımı bu tarafa giydiriyor olacağım. Şimdi birincisi tasarımı karşıma aldığımda ne görüyorum? Solda bir adet menü alanım var. Sağda bir adet content alanım var. Bunun gibi dashboardlarda bu menü alanı hiçbir zaman değişmez. Bu her zaman sabittir, buradadır. Bu ortadaki main alanı scroll ediyorsa sadece burası scroll eder. Yani mesela siz sayfayı scroll ettiğiniz zaman soldaki alan sürekli olarak orada kalıyor olur. Sağ taraftaki alan scroll ediyor alan. Scroll eden alan olur. Bu da yine aklımızda bulunsun. Şu an için bizim burada öyle bir scroll muhabbeti yok ama dediğim gibi side note olarak bunu da ekliyor olalım. Şöyle bir herhangi bir fonta tıklıyorum ve buradan tekstine bakıyor olacağım. Poppins'miş. Hızlıca Google Font'a gelip Poppins'i içeriye alıyor olacağım. Fonts.google.com'a giriyorum. Variable fontlar değil. Şöyle Poppins diye search ediyorum. Hemen burada çıktı. Yani 400 ve 700 kullanılmış gibi. Sanki 800 var mı emin değilim. Bakalım şöyle. Buradan Proennial'a çiftleyip onun içine giriyorum. Yok gibi. Biz şimdilik 400'ü ve 800'ü sadece içeriye alıyor olalım. Geliyorum şöyle aşağı iniyorum. 400'ü select ediyorum ve 700'ünü select ediyorum. Ardından buradan artıya tıklayıp inter'i daha önce seçmişim onu sildim ve buradan linkimi vesairemi kopyaladım ve hemen HTML'ime geliyorum. RSS CSS'de custom'ın arasına koyuyorum. Buradaki pre-connection'larda ne yapıyordu? Eğer daha önceki videoda izlemediyseniz çok kısa açıklayayım. Bu Google'ın serverlarına gitmeden önce hani direkt sayfa hemen girer girmez Google'ın serverlarına git demektense daha öncesinde sayfa yüklenirken daha Google'un serverlarına ben geliyorum haberin olsun diye aslında yolu ısıtmak için böyle bir pre-connection isteği atıyoruz ve bu sayede işte diyelim ki benim bu link isteğim eğer bu yukarıdaki iki pre-connection isteği olmazsa 300 milisaniye sürecekse sallıyorum biz o pre-connection'lar sayesinde burada 100 milisaniye gibi daha kısa bir sürede bu Google'un fontunu çekiyor oluyorduk. Bu işe yarıyordu. Daha sonrasında custom CSS'ime geliyorum. Şöyle birazcık zoom in yapayım. Font family'me diyorum ki Poppins olmadığı zamanda da sans serif olarak default olsun. Şuraya bir şeyler yazalım da here I am falan. Hani görelim çalışıyor mu? Süper çalışıyor. 16 piksel olarak body'mizin font size'ı kalabilir. Şöyle bir bakıyorum genel olarak kaç diye. Mesela 14 pikselmiş. Bu kaçmış? 14'müş. 16'ymış. 14. Geneli sanki 14 piksel gibi. Hani buranın font size'ını 14 piksel yapıp daha sonrasında override edeceğimiz şeyleri 16 piksel yapsak sanki daha tatlı olur gibi. O yüzden 14 piksel olarak body'nin de font size'ını eşitledim. Şimdi aslında bütün her şeyimiz hazır. Ne yapacağız? Teker teker başlıyor olacağız. Şimdi birincisi şöyle tekrar tasarıma geliyorum. Burada birazcık sürekli tasarım ve şey arasında geçiş yapıyor olacağız. Artık o birazcık kafa karıştırabilir. Kusura bakmayın eğer öyle bir şey olursa. Şimdi birincisi burada bir neyim var? Side menü alanım var. Buranın kaç piksel olduğunu görüyorum. Şurada zaten yazıyor 260 piksel olduğunu görüyorum. Ne yapacağım? 260 piksellik bir tane sola menü alanı oluşturacağım. Sağ tarafı da main alanımı oluşturuyor olacağım. HTML'ime geliyorum. Alanını sileyim. Bir adet div koyuyorum ve bunun içerisine bir adet nav koyuyor olacağım. Hatta nav vesaire şu an için koymayayım. Hani en son demeyeyim de bu bir layout'umuzu tutturalım sonra da yapıyorlarız. Buraya class olarak ne diyelim? Sidebar diyelim.
diyelim. Ardından buraya da içerisine sadece sidebar yazalım. Bir tane de main alanım var. Buraya da main content diyorum. Şimdi burada şey diyebilirsiniz. Sidebar'ı neden direkt hani nav ile oluşturmadım? Burada tasarıma baktığımızda aslında şu resim falan var ya. Bence hani nav değil. Çünkü nav dediğim şey sadece şu arkadaşları kapsıyor. Ama hani baktığımızda burada bu falan da var. Yani belki şey diye düşünebiliriz. Bu da aslında bir link ve tıklayınca kullanıcının profiline gidiyor falan ama hani emin değilim. Eğer use case'imizde öyle olduğundan %100 emin olsaydık öyle yapardım. Burada hani sadece şey yapabiliriz. Burayı div değil de aside olarak yapabiliriz. Aside solda ve sağda bulunan contentler için aslında kullanılıyor. Ama niyeyse burada yine div bana daha doğru demeyeyim de daha elim buna daha rahat geldi şu an açıkçası. Div ile devam ediyor olacağım. Ardından geliyorum burada hemen body'min altındayım. İlk başta layout diye şuraya yazıyor olalım. Şimdi birincisi ben neyi biliyorum? Bu eklediğim contentler şu an nerede? Direkt body'min altında. Bunu biliyorum ve bu ikisini yan yana getirmek için kime flex vermem gerekiyor? Body'me flex vermem gerekiyor. O yüzden display'ine flex veriyorum. Kaydediyorum. Başka hiçbir şey yapmıyor olacağım. Çünkü işte justify content, align item center'da bunun gibi şeylere ihtiyacım yok burada şu an için. Burada şunu yapıyor olalım. Burada hatta layout diye comment bırakmayalım. Sidebar'ıma geliyorum. Sidebar'ımız statik bir vidi vardı. 260 pikseldi. Onu görmüştük. Bu yüzden buraya 260 piksel diyorum. Aynı zamanda bu main alanım var ya. Bu main alanıma da flex 1 diyorum. Şimdi bunu yaptığımız zaman aslında şunu demiş oluyoruz. Sidebar sen 260 piksel kal. Ve aynı zamanda flex shrinking 0 olsun. Yani seni kimse ittiremesin. Çünkü body'miz flex ya. Altındakilerde flex child olduğu için. Mesela ben burada main'e sen flex 1'sin dediğim zaman. Bunun sol tarafı ittirebiliyor olma ihtimali var. Veya bunun gibi flex'ten kaynaklı bir iteminiz başka bir itemi ittiriyorsa oraya garanti olması için flex shrink verirsiniz ve o ittirmeye göz önünden çıkarırsınız. Burada bunu yaptığımız zaman aslında content bizim istediğimiz gibi oturuyor. Yani ben mesela şu an burada bu şekilde ilerletiyor olsam da main content'im büyürken şöyle gördüğünüz gibi main content'im büyürken sidebar'ım hiçbir şekilde büyümüyor. Şöyle birazcık zoom in yapayım. Tamamdır. Şimdi burada şunu yapıyor olacağım. Tasarımda gördüğünüz gibi benim dediğim gibi hani bir %100'lük bir alanım var ya burada kullanıcı scroll ettiği zaman bile sadece ortadaki main alanını scroll ediyor. Yani bunlar aslında kullanıcının sayfasına tek bir şekilde oturuyor ve kullanıcı sadece orta alanı kendi içinde scroll ediyor. Yani sayfa scroll etmiyor. Bundan kaynaklı olarak burada şunu diyebiliriz. İşte body'min height'ı 100 VH olsun ve sidebar'ın height'ı %100 olarak bunu inherit etsin. Aynı zamanda main alanımın da height'ı %100 olsun diyebiliriz. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor olacak? Benim sayfamın aslında default olarak şu şekilde gördüğünüz gibi %100'lük bir alana yayılıyor olacak. Bunu yapmamız bence önemli. Yani bunu yapmadığımız durumda işte sidebar'ı falan o boyutu oturtturamayacağız. O yüzden burada hani body'nin height'ini vermek dediğim gibi önem arz ediyor. İçerisinin boş olduğunu düşünürsek özellik olarak kendisi bir height kazanamayacağı için bizim burada spesifik olarak height tanımlamamız önemli. Burada bunları da verdikten sonra aslında sidebar'ı tasarlamayla başlıyorum. Şimdi geldim buraya. Sidebar'la başlıyor olacağım. Neyim var burada? Birincisi profil alanım var. İkonlarım var ve işte altta da bir logo out'um var. Öncelikle şuradaki resmi falan bir dışarıya export edelim. Burada resmine gelip en son böyle en böyle resminin layer'ına gelene kadar çift tıklıyorum ve daha sonrasında sağdan export'a basıp JPEG olarak bunu projeme alıyorum. Tamamdır onu aldım. Daha sonrasında ikonlarla devam ediyorum. İkonu şu şekilde frame olarak alsak daha iyi. Çünkü ikon tek bir şeyi grup halinde yapmamışlar. İkonun frame'ine geldim. Bunu da export diyorum. İkonları vesaire SVG export etmek genelde daha doğru oluyor. General icon diyorum. Hatta şöyle icon general diyelim. Ardından altından password için yine geliyorum. Şu şekilde çift tıklıyorum ve bunun frame'ine şöyle bakayım. Aynen yine frame'inden almamız gerekiyor. Export diyorum. Yine SVG olarak seçiyorum. Burada da hani SVG olarak seçmemizin sebebi olabildiğince herhangi bir çözünürlük kaybına ulaşmak istemiyoruz. Yani PNG vesaire belirli bir boyuttan sonra özellikle kendi boyutundan sonra büyütme veya küçültme yaptığınız zaman PNG'ler vesaire SVG ve APS dışındaki bütün image türleri süner. Biz burada sünmesini istemediğimiz için ne kadar scale edersek edelim aynı kalmasını istediğimiz için SVG olarak export ediyoruz. Bu da yine böyle bir side note olsun. Geliyorum icon billing diyorum. Ardından apps'iminkine geliyorum. Şöyle frame'ini alıyorum. Export diyorum. SVG. Hemen buraya da icon apps diyorum ve son olarak logout'umu da alıyor olacağım. Şöyle geldim frame'in şuna. Export dedim. SVG. Ardından geliyorum icon logout. Tamamdır. Şimdi koduma döndüm. Daha koduma dönmeden kaç tane var burada? 5-6 tane şey var. Hızlıca geliyorum şimdi sidebar'ıma. Böyle yapsak sanki daha kolay olacak bizim için. Bu Figma var ya. Bu Figma'yı birazcık şöyle küçültelim. Görebileceğimiz kadar. Tamamdır. Şöyle hatta şu içerisinde command 1 büyük ihtimalle şey command noktayla Windows kullanıyorsanız da control noktayla bu soldaki sağdaki şeyler var ya onları kapatıp açabiliyorsunuz. Ben de hızlıca onu yaptım. Şimdi geldim sidebar'ımı tasarlıyorum. Birincisi burada neyim var? Profile alanım var. Buranın içerisinde neyim var? Bir adet profile image'im var. Image diyorum. İçerisine src diyorum. Asset'in altındaki profile image'i al ve bunun alt tagine de neymiş? Hanımefendinin adı şöyle bir ismi varmış. Bunu verdim. Ardından profile image'in hemen yanına profile ne diyelim? Body diyelim. Ve ardından burada bir neyim var? H2
şeyim var. Şeyi bu arada kapatayım hızlıca. Copilot'ı disable global edeyim. Illico Gaspar. Ardından bunun altında bir adet paragraf ile @iGaspar yazıyor. Tamamdır. Profile kısmım bu kadar. Bunu hemen şöyle collapse ediyorum ve altına hemen bir adet navımı oluşturuyorum. Navımın içerisinde yapı ne? Aslında bir tane navım var en dışarıda şöyle. Daha sonrasında her bir navın içerisindeki her bir buradaki link için bir nav item'ım var. Her nav item'ın içerisinde bir ikon, bir de sağında teksti var. Geliyorum buraya bir adet nav item oluşturuyorum. Her bir nav item'ın içerisinde bir adet a tag'i koyuyorum. Hreflerini şu an için hash verebiliriz. Daha sonrasında bunların içerisinde ne var? Nav item icon var. Ardından buraya image diyorum. src verip asetin altındaki işte ilk iki mesela general. Daha sonrasında geliyorum buradan hemen şuraya ne veriyorum? General diye de yazısını yazıyor olalım. Genel olarak bütün akış bu şekilde olacak. Geliyorum şu nav item'ı kopyalıyor olacağım. Kopyaladım. Password yaptım. Daha sonrasında icon password olarak değiştiriyorum. Yanlış şey değiştirdim. Şöyle yapalım. Bunu bir alt alalım. Şöyle geldim. Bunu kestim. Bunu buranın altına aldım. Tamamdır. Şu an orada general var. Burada password var. Tekrar bir aşağı kopyaladım. Daha sonrasında ne var? Invitations'lar var. Geliyorum hemen invitations diyorum. Ve ardından bunu da şöyle geldim. Kopyaladım. Bir tane daha kopyaladım. Bir tane daha kopyaladım. Hepsi için kopyalamış olayım şimdiden. Invitations'da billing yaptım. Daha sonrasında buradan hemen image'in de billing yaptım. Bu arada hani şu an bize HTML yazdığımız için image içerisine SVG koyuyoruz ama normalde SVG'ler olabildiğince inline bir şekilde SVG koymak her zaman önemli. Çünkü image'e koyduğunuz zaman image'in içerisinde SVG özellikle kaybetmiş oluyorsunuz. O image tag'i onu bir bitmap'e çeviriyor arka planda ve bu mesela işte normalde bir SVG koymuş olsanız buraya SVG'nin fill attribute'uyla color'ını falan değiştirebilirsiniz ama bunu image ile sardığınızda bu özelliklerden yoksun kalıyoruz. Bundan kaynaklı normalde bunu image ile sarmak doğru değil. Direkt SVG'yi burada kullanmak daha doğru ama hani SVG'yi burada kullanmak birazcık şey dosyayı şişireceği için kullanmıyoruz. Zaten günümüz React veya Vue gibi işte framework'lerde de bu tarz SVG'leri direkt inline olarak içeriye komponent olarak ekleyebiliyoruz. O yüzden hani bunu şu an için çok kafaya takmamıza gerek yok ama bu da böyle bir side bilgi olarak aklımızda kalsın. Apps diyorum ve son bir tane daha nav item'ı şöyle aldım, kopyaladım. Buna da logout veriyorum. Geldim şöyle logout dedim. Sanki bir tane fazla kopyaladım. Sonuncuya gerek yoktu. Şunu kapattım. Tamamdır. Buranın tasarımı genel olarak bu şekilde. Gördüğünüz gibi her şey geldi. Şuradan background color'larımı falan da alayım hızlıca. Custom CSS'ime geliyorum. Bir tane variable'larımı tanımlayacağım. Root oluşturuyorum. Birincisi neyim var? Bir tane aslında işte light gray diyelim ismine. Belki isim vermişlerdir oradan da alırız. Şöyle command ile açtım. Geliyorum bu rectangle'a color'ı neymiş? F8 olan arkadaşı aldım. Başına hash koydum. Daha sonrasında buradan de text'e geliyorum. Text'in içerisinden color'ı alıyorum. Şöyle alamadım. Edit style dedim ve şu şekilde aldım. Buna da ne diyelim? Dark blue diyelim. Daha sonrasında bir de şu içerideki title'ın vesairenin content'in var ya onu alıyor olalım. Edit style diyorum. Buradan da properties'in içerisinden buna da ne diyelim? İşte light veya buna dark blue diyelim. Yukarıdakine darkest olsun. Yani bu şekilde olsun. Tamamdır. Daha sonrasında hızlıca şöyle şeyimi açıyorum artık. Browser'ımı açıp normal CSS'lerimi yazmaya başlıyorum. Şimdi sidebar'ım buradaydı ya. Buraya sidebar yazıp bir comment bırakıyorum. Şuraya da şimdiden şöyle main yazayım. Onlar da orada kalsın. Şimdi birincisi neyi biliyorum? Sidebar'ımın içerisinde şurada bütün nav item'larım vesaire var ya. Şöyle bunları bir kapatayım. Hatta şöyle nav'ı kapatayım. Sidebar ve işte sidebar'ın altında profile'm var. Onun altında nav'ım var. Ve şöyle baktığımda profile'la nav'ın altında herhangi bir şey var mı? Yok. Burada işte normal paddingleri vesaire veriyor olacağım. Buradan ben de Mac kullanıyorum Option tuşuyla. Windows kullanıyorsanız artık Option, Windows, Alt bunların hepsini tek tek deneyin. Basılı tuttuğunuz zaman ve o gittiğiniz kenara gittiğinizde size sağ sol paddingleri gösteriyor. Ben de bu şekilde bunu yapıyorum. Burada neyi görüyorum? İşte soldan 38 piksel, yukarıdan 58 piksel gibi çok anlamsız bir padding var. Normalde böyle işte 38-58 gibi paddingler çok verilmez ama tasarımda böyle verilmiş. Profesyonel bir tasarım olmadığı için biz bunu 48 piksel yapalım. Yani normalde burada şey demek istiyorum. Gerçekten böyle şey tasarımlarda, profesyonel tasarımlarda 4 ve 8'in katları kullanılır. Olabildiğince işte 24, 36, 48, 64 gibisinden. Burada hani 58, 38, 43 piksel gibi. Özellikle 43 asla görmezsiniz. Hani 58, 38 neyse de. Ben o yüzden böyle daha şey olması için, daha tatlı olması için 48 piksel yaptım. Ardından neyi biliyorum? Bunun bir background color'ı olacak. Ve bu background color da var diyorum. Hangi variable'ımız? Dark blue olacak. Daha sonrasında burada direkt bu sidebar'ın color'ını şeye assign edebiliriz. Bizim hani hangi
gri'siydi. Bu arada burası light gray olacak. Şöyle yanlış yazdım. Burayı direkt dark blue'ya assign edebiliriz. Bunun altına inherit edebilenlerin hepsi inherit ediyor olacak. Gördüğünüz gibi inherit edebilenler inherit etti ama A tag'i falan etmedi. Burada da hemen şunu yapabiliriz. Reset'e gidip A tag'inin color'ını inherit et diyebiliriz. Bu sayede kendilerinin o çirkin bir default color'ı var ya, o mavi, o color'ı da kullanmaz ve biz bir color verirsek yukarısındaki parent'a onu inherit ediyor olur. Burası bu şekilde. Birazcık zoom out yapacağım. Şöyle daha şey görünsün. Tamamdır. Artık şeyle devam edebiliriz. Neyimiz var? Profile kısmımız var. Profile kısmının içerisinde açtığımda ne görüyorum? Solda image var, sağda body var. Yani flex veriyor olacağız. Profile açtım. Display'ini flex. Align items'ını center verdim. Gap'ini de 12 piksel verelim. Hatta 12 piksel vermeyelim. Bakalım burada kaçmış. Şöyle 14 pikselmiş. 14 de verilmez normalde ama hadi 14 diyelim. Tasarımla bir gidiyor olalım. Ardından profile'in içerisinde neyimiz var? Bizim burada profile image'ımız var. Profile image, hani burada şey olarak direkt biz bunu export ettiğimizde bu border radius var ya, onunla birlikte geldi ama size gelen tasarımda bir border radius olmayabilir. Yani size normal fotoğraf düz gelir. O border'ı genelde siz koyarsınız. Mesela burada 17 pikselmiş. Oldu da fotoğraf kare geldi. Mesela ne yapacaksınız? Profile image'a 17 piksellik bir border radius vereceksiniz ve overflow'unu hidden yapacaksınız ki alttaki image'in taşan kısımları görülmesin. Ya da direkt image'a da border radius verebilirsiniz. Ama hani image gibi elementlere, image, SVG vesaire bunlara olabildiğince CSS'de bir şey yapmamaya çalışıyoruz ki yani onların maliyeti daha fazla oluyor. Ondan kaynaklanarak div'e verip overflow hidden vermek daha doğru olur eğer öyle bir case'iniz varsa. Bizde şu an için yok. O yüzden geçtim. Daha sonrasında burada şu content'ime geliyorum. Bunun fontu 16 pikselmiş. Hızlıca geleyim. Bu kim? Bu profile body'nin altındaki H2. Profile body'nin altındaki H2'ye geliyorum. Senin font size'ın 16 piksel. Color'ın da var darkest blue olacak diyorum. Ve aynı zamanda font weight'ine de senin bold olacak veya 700 olacak diyebiliyoruz. İkisi de aynı şeye tekabül ediyor. Tamamdır. Bakıyorum bunların arasındaki boşluk var mı diye. Şöyle geldim. Aslında bunlar birbirine hug ediyor ama hani burada çok kuvvetle muhtemel hani bir boşluk var. Çünkü bizimkinde hani o nefes yok ya. Orada tasarımda tam iyi yapılmamış. O yüzden biz elimize 4 piksel verelim. O boşluğumuz da olsun. Boşluksuz kalmasın. Tamamdır. Daha sonrasında altındaki navigasyon kısmına geçebiliriz. Navigasyon için şöyle bir yine alt tuşuna bastım ve bu aradaki boşluğa bakıyorum. 49 pikselmiş. 48'de biz anlaşırız. Geliyorum buraya profile kısmına, margin bottom'ına. 48 piksel veriyorum ve daha sonrasında hızlıca navımı yapıyor olacağım. Birincisi nava geliyorum. Şimdi şurada bakın bu butonları şöyle üzerine hover ettiğimde şöyle dışarıya geleyim. Görüyor musunuz? Şurada bazı çizgiler çıkıyor. Bu aslında şey demek. Bu general butonunun tıklanabilir alanları demek. Yani bunların işte bu butona basmak için kullanıcı şu bulunduğum cursor'ın bulunduğu yere bassa bile buranın çalışabilir. Anchor tag ile algılanabilir olmasını istiyoruz. Bunları aklımızda tutarak yapıyor olacağız. Şimdi birincisi burada hemen şöyle açıyorum. 10 piksellik general'ın ve işte ikonların arasında bir boşluk varmış. Onu filan verelim. Geldim. Nav'ın içerisinde şu an neyi veriyor olacağız? Bir saniye ilk önce onu yapalım. Step by step gidelim. Nav'ın kendi arasındaki boşluğa bakıyorum. Şöyle şu item'la bunun. 8 pikselmiş. Diyorum ki senin display flex olsun. Şöyle hemen şeyimi de açayım. Şimdi display flex vermen olacak. Bunlar yan yana gelecek. Bunu istemiyorum tabii ki de. Kalın yapıyor olacağım. Ve ardından gap'lerine de 8 piksel verdim. Daha sonrasında nav'ın altındaki nav item mı demiştik biz bunlara? Hemen şöyle bir profile'ı collapse edip nav'ı açalım. Aynen nav item demiştik. Şimdi ne istiyoruz? Nav item'ların display flex olduğunu biliyoruz. Ve bir saniye nav item değil. Nav item'ın altındaki a'lar. Yani burada şey diyebilirmiştik aslında. Şu div nav item'lar var ya, bunlar olmadan her şeyi a'lar ile halledebilirdik. Şöyle bir düşünüyorum. Bence kesinlikle halledebiliriz. Şöyle yapacağım. Nav item'ların hepsini alacağım. Ve daha sonrasında bunları sileceğim komple. Şöyle geldim. Altındaki şeylerini de sildim. Ve ardından bu a'larım var ya, a'larıma da gelip class nav item diyeceğim. Bir de şimdi fark ettim, nav item boşluk icon demişim. Bu nav item icon olacak. Şurada komple edit derken tabii birkaç fazla seçmişiz. Şurası main olarak şöyle kalsın. Şurası main content yazıyordu sanki. Bakıyorum hepsine verebildik mi? Şöyle kaydedeyim. Prettier kızmıyorsa şey olmuştu. Ha, bir tek şuna verememişiz. Class nav item dedi. Tamam. Daha sonrasında align item center diyorum. Bu arada hani div'in altındaki a deyip de yapabilirdim ama şey orada o div fazlalık, hani fazladan div eklemeye gerek yok, o yüzden böyle yaptım. Daha sonrasında align items'ını verdim. Neyi görmüştük biraz önce? 10 piksellik bir gap vardı bunların arasında, onu da verdik. Ardından hani dedim ya, şuranın bütün her yerin tıklanabiliyor olması gerekiyordu. İşte bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben burada geldiğim zaman bu elementin üzerine şu şekilde bu a'ların gördüğünüz gibi zaten ne kadarlık yayıldığını görüyoruz. Bak mesela ben şu an buradayım ya, bu a'lar inline block elementler olduğu için yani yayılıyorlar buraya. Bunlarla sıkıntımız yok ama şu yükseklik kısmını ayarlıyor olmamız lazım. Yani mesela
yükseklik olarak büyük ihtimal istediğimiz yüksekliğe sahip değil. Aynen değiller. Mesela burada işte kendisi buranın kaç pikselmiş bir bakalım. Hemen ne demek istediğimi söyleyeyim. 48 pikselmiş. Bizim tasarımımıza geliyorum. Burada bizimki 34 piksel. İşte bu aslında o 48 pikseli büyük ihtimalle heading'lerle vermişler ve onlar da ikonun dışındaki boşluk var ya, 8 piksel top bottom, işte 16 piksel de soldan boşluğu var. O boşluklar sayesinde olmuştur. Çok kuvvetli muhtemel. Onu veriyorum. Padding'i 8 piksel top bottom, sağdan soldan da 16 piksel olacak diyorum ve ardından kaydediyorum. 50 piksel oldu. Biz büyük ihtimalle export ederken bir şeyleri fazla etmişiz. Ondan kaynaklı birkaç piksel fazla kaçtı. Şimdi şunu 6 piksel yapsak, burası 46 oluyor. Ah, asla en sevmediğim şey, 7 piksel vereceğim. Sırf 48 piksel tasarımdakiyle otursun diye, ama hani bunu 50 piksel olsun, tasarımdakiyle oturmasa da olur şu an için. Tamamdır. Bunu yaptıktan sonra şimdi neyi fark ediyorum? Şöyle bir geliyorum. Sanki şurası birbiriyle aynı line içinde mi diye bakıyorum. Ya öyle gibi veya öyle değilse bile öyle niyet edilmiş gibi görüyorum. Yani burası var ya, sanki burası şuradan başlıyor gibi. Yani biz burada şu şeye aldanarak, şöyle göstereyim, şu boşlukları falan verdik ama bunlar sanki sola eşit gibi, sola yaslı gibi. Öbür türlü baksanıza burada şöyle bir çirkin bir boşluk var. O yüzden burayı şöyle yapsak daha doğru olur. Padding'im işte 8 piksel yukarıdan, 16 piksel sağdan, işte 8 piksel aşağıdan, 0 piksel left desek bence daha doğru olur ki hani şurası istediğimiz gibi, aynen tasarımdaki gibi olsun. Bu şekilde tamamdır aslında. Şöyle yine burayı birazcık zoom out yapıyorum tam anlamıyla görebilmek adına. Tamamdır, burası okey. Şurada bir tane farkındaysanız aktif olan item'ım var. O aktif olan item'ı yapıyor olacağım. Geliyorum, bu aktif olan item'ın şurada şey var ya, color'ı, onu bir kopyalayayım her şeyden önce. Geliyorum, edit style diyorum, properties'ine color'ını alıp buraya orange verip daha sonrasında bunu yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Ardından şunu yapacağım. Diyeceğim ki navların altındaki nav item'lardan aktif klasına sahip olanlar. Aslında şu an bu arkadaşlara çalışıyor olacağız. Mesela bizim için şu an hangisi? Blink. Şöyle geldim. Blink'i bulalım. Ben bu nav item'a geleceğim. Diyeceğim ki senin bir de aktif klasın var. Normalde bunu böyle yaparız arkadaşları. Ayrıyeten bir klas vererek belli ederiz. Birincisi ne diyeceğiz? Bunların color'ları var. Darkest blue olacak. Şöyle tasarımını kendi şeyimize gelelim. Tamamdır. Bir de sanki font weight'leri farklı mı? Değil. Bunlar kaç piksel? 16. Biz buradan çok yakın bakıyoruz ya. Benim tasarım sanki çok küçük gibi geldi ama yani gözüme. Tamam, 14 piksel. 14 piksel bizimkiyle aynı. Font weight'leri de normalmiş sanki. Şöyle bir yine emin olayım. Geldim, çift tıklıyorum. Çift tıklıyorum. Aynen regular'mış. Tamam yani. Okey, kalsın. Şimdi bu solundaki çiziği yapıyorlar. Şimdi bu tarz çizikler genelde şeylerle yapılır. Before'larla, after'larla yapılır. İkisini de kullanabilirsiniz. Çok bir fark yok. Ben before'la yapıyor olacağım. Bir tane boş content'i var. Daha sonrasında içerisinde işte display'i blok olan height'ını şöyle 12 piksel diyeceğim. Sallayacağım şu an için. Bir en son çıksın karşımıza, onu da düzeltiyor oluruz. Width'i işte 3 piksel olsun. Background color'ı var. Orange olan display block dedik. Position'ı absolute. Left'i 0. Top'ı 0. Da top'ı 0 olsun. Kalsın. Kaydedeyim şöyle bir. Şimdi ben bunu kaydettiğimde gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi ben bunu neyin yanında istiyorum? Bunun yanında istiyorum. Bunu yapmak için ne yapacağım? Onu sarmalayan arkadaşa gideceğim. Diyeceğim ki senin position'ın relative ve bu sayede oraya gelmiş olacak. Tamamdır. Şimdi burada ben top 0, bottom 0 dersem ne olur? Hiçbir şey olmadı. Çünkü height'ı var. Tamam. Height'ını sildim. Yani burada normalde top 0, bottom 0 dediğinizde şey oluyor aslında, o bulunduğu parent'ın, relative olan parent'ının %100 height'ını alıyor. Height'tan şey, specific height verdik ya, ondan dolayı almamış biraz önce. Şöyle Figma'ya geliyorum. Bunun bir width'ine bakalım, ne kadarlık bir kalınlığa sahip. Ve çift tıklıyorum ve kaç pikselmiş şöyle görebilirsem, bir saniye şöyle frame'in dışına geleyim bir. Şöyle çift 6 piksellik bir genişliği varmış. Geliyorum buraya, hemen width'ime 6 piksel diyorum. Bir de border radius'u var. Border radius'una 9 diyorum ve o şeyi sağlıyorum. Daha sonrasında bunun sağına bir boşluğu var ya, o boşluğu bulalım. 16 pikselmiş. Onu da neyle vereceğiz? Left'ine veriyor olacağız. Eksi 16 piksel dersem 16 piksel sola kayıyor olacak ve gördüğünüz gibi aslında aktifinde bu kısmı tamam oldu. Bu da bundan ibaret. Burada ne, daha öncesinde bunları yapmaya alışkın değilseniz, genel olarak bunların yazılımı böyle, hani çok farklı değil yazılımı. Ondan ibaret. Daha sonrasında ne yapıyorum? Şu logout'um var ya, benim logout'um farkındaysanız burada tasarımda nerede? En aşağıda. Onu en aşağıya alıyor olacağım. Şimdi burada iki şey yapabiliriz. Bir, logout için ayrı bir class verip logout'u seçebiliriz ya da bu zaten son item ya nav'ın altındaki, onu da seçebiliriz. Geliyorum, nav'ın altındaki nav item'ların last child'ının margin top'ını auto veriyorum ve kaydediyorum. Şimdi kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi burası çalışmadı. Yani çalışmadan kastım aslında çalıştı da istediğimiz görüntüye sahip olamadık. Bunun sebebi şu. Gördüğünüz gibi nav'ın zaten yüksekliği bu kadar. Ben yüksekliği bu kadar olan bir yerde nav'ın altındaki item'a diyorum ki senin margin top'un auto. Bunun zaten yüksekliği
bu kadar olduğu için bu zaten tapından daha fazla bir height'a sahip olamaz. Bu yüzden bu tarz durumlarda bunun hani şey olmasını istiyorsanız, aşağı gitmesini istiyorsanız yüksekliğe sahip olması gerekiyor. Şimdi burada şunu yapmamız gerekiyor. Bulunduğumuz alan var ya, bunun boyutunu hesaplayıp aralardaki boşlukları da hesaba katıp burada aslında height'ına %100'e bu aradaki farkı vermemiz lazım. Fakat bunu yapmadan önce şunu dikkatimi çekti. Normalde her zaman bunu default yaparım ama unutmuşum. Farkındaysanız burada benim padding'im falan var ya, bu padding artı bu işte sidebar'ın alanın yüksekliğine kadarlık bir yüksekliğe sahip. Biz normalde işte o alanın yüksekliği neyse padding onun içinden yesin isteriz. Bunu yapmak için Recess CSS'ime geliyorum ve işte bütün itemları seçip box sizing'ini border box diyorum. Bu da işte scroll yapınca, biraz önce scroll yapabiliyordum ya, oradan fark ettim. Scroll yapamamam gerekiyor normalde. Şimdi burada onu height'ını %100 işte calculate'lerden vesaire hesaplayıp yapabiliriz. Fakat bunun hani daha basit bir yöntem var. Bunu yapıyor olacağız. Normalde hani eskiden calculate derdik, %100 eksi işte şu pikselleri çıkar falan diye böyle bir süre hesaplama yapardık ama flexlerle birlikte bu işler daha da kolaylaştı. Şimdi şunu yapacağım. Sidebar'ın var ya, buna diyeceğim ki sen display'in flex olsun. Daha sonrasında bunlar yan yana gelecek. Flex direction'larını kalın yapıyor olacağım. Şimdi bunu yaptığım zaman neye sahip oluyorum artık? Sidebar'ın altındaki vatandaşların, child'larının flex özelliğine sahip oluyorum. Burada şunu yapacağız. Geleceğiz. Diyeceğiz ki sidebar'ın altındaki ne var? Senin flex'in 1 olsun. Şimdi ben bunu kaydettiğimde şu olacak. Kendi boyutu, alabileceği bütün boyut var ya, parent'ı şu an buranın %100'ünü kaplıyor ya, o parent'ından alabileceği bütün boyutlara yayılıyor olacak ve kaydettiğimde logout'un da üstünde margin top atı olduğu için istediğim yere gidiyor olacak. Gördüğünüz gibi gitti. Şöyle hatta şeyi de kapatayım. Logout istediğim gibi şu anda yerine yerleşti. Aslında sidebar bundan ibaret. Sidebar'ımızı yaptık. Şimdi daha sonrasında main alanıma geçiyor olacağım. Şöyle geliyorum tasarımıma ve main alanıma başlıyorum. Main alanımda neyim var? Bir tane başlığım var. Soldan sağdan 72 piksele 65 pikselmiş. Onu da yine 65 değil de şey yapalım. Şöyle gelelim padding'ine, soldan sağdan 8 piksele 64. Taptan da öyle olsun. Şuraya tam 72'de. 4'e 72 olsun. Tamamdır. Main content'im de bu şekilde başlıyor. Buradan yine element'imi açıyorum. Şimdi hızlıca HTML tarafıma geliyorum. Birincisi şuradan hemen bir tane H1 ekleyip blink yazıyorum. Ardından bunun altında şurada neyim var? Bir tane işte şöyle bir divim var. Bir de şöyle bir divim var. Ya da buradan şey de düşünülebilir. İşte şöyle bir divim var. Bu divin içinde şöyle bir div var. Ama bana hani şurası sanki kendi içinde ayrı bir alanmış gibi geldi. O yüzden şurada şöyle bir div var. Bu divin içinde de şöyle iki div var gibi geldi. Yani sanki bu sağ tarafa daha böyle dikeyde farklı şeyler gelebilirmiş gibi. O yüzden şuraya şey diyorum. Main wrapper diyorum. Main wrapper'ın altında de ne diyelim mesela, main ismini yine uğraşmamak adına left diyeceğim. Bir de sağ taraf için de main right wrapper diyeceğim. Sağ tarafta bu your plan falan var ya, orası aslında. Şöyle geliyorum. Bunun içerisine bir tane paragraf koyuyorum. Your plan yazıyorum. Altında bir tane H3 koyuyorum. Pro annual yazıyorum. Altına bir tane daha paragraf koyuyorum. Renews on November 2021 yazıyor. Ve daha sonrasında bunun da altında bir tane neyim var? Butonum var. Cancel subscription yazıyor. Tamamdır. Sağ tarafım bundan ibaret. Peki sol tarafındaki main left wrapper'a geliyorum. Buradaki farkındaysanız yapıda şöyle iki tane divim var. Bir burası, bir burası, ama burada da yapılar aynı. Yani bir section'mış gibi burası ve bu section'ın başlığı, açıklaması, content'i var. Burada da aynı şekilde section'ın başlığı, açıklaması ve content var. Bu yüzden buraya bir tane işte section koyuyorum ve order history olsun ID'si. Ve ardından buraya şey diyeceğim, işte section ne diyelim, işte bir adet H2 olsun mesela ve section title olsun, order history yazıyor. Bunun altına bir tane paragraf koyalım. Section description olsun. Burada da ne yazıyor? Manage blink information and view receipts yazıyor. Daha sonrasında bunun altında da content var. Şu an için yok, content'ine şey koyalım. Section content diyelim. Bir yapısını oluşturalım. Content buraya diye şöyle içerisine yazı yazayım. Daha sonrasında bu section'ı kopyalıyorum. Order history diye payment method diyorum. Hızlı olması için şuradan şeye gittim. Buradan kopyaladım yazıyı ve section description'ı buraya koydum ve kaydettim. Bu arada aynı yazı yazıyorum. Zaten content de yine oraya gelecek. Şimdi bunun bir şöyle bir tasarımına bakalım. Böyle bir şey geldi karşımıza. Hızlıca bunun CSS'ini yazıyor olacağız. Şimdi birincisi, geliyorum buraya hızlıca main alanıma. Main alanındaki başlığım font size'ına kaç pikselmiş, tasarıma geldim. Açtım burayı. 32 piksellik boldmuş. Font size 32 piksel. Font weight de 700'müş. Ardından bunun bir margin batımı ne kadar var? Şöyle bakalım. 49 piksel. Böyle bir piksel olmaz. Buna margin batım 48 piksel diyeceğiz. 1 pikseli kaçıracağız öyle. Ardından bu section'larım var ya. Bu section'larım şöyle bir hemen üstüne gidiyor olalım şeyde. Komponentin diyeceğim de komponent olarak tasarlanmamış. O yüzden şöyle boşluğu buradan hesaplayacağım. 81 piksel. Biz buna 72 piksel diyelim. Section'lar arasındaki boşluğa. Şimdi section'ları
nerede tutuyoruz? Main left wrapper var ya, burada tutuyoruz. Hemen geliyorum şuraya. Main left wrapper'ın display'ine flex, fakat direction kolum olacak ve daha sonrasında gap'ine de 72 piksel diyorum ki aralarına 72 piksellik bir boşluk olsun. Daha sonrasında burada şu cancel subscription falan var ya, tabi burası bizim neyimizdi? Main right wrapper'ımızdı. O yüzden main wrapper'ım var ya, buna da display flex vereceğim. Bunu left wrapper'ın üstünde yazıyorum ki sıralamada daha üstte geliyordu. Tamamdır. Burada da bir aralarında bir boşluk var. Ona da bakalım kaç pikselmiş. Şöyle en son şuraya gelelim. 67. 62 diyelim buna da. Gap 62 piksel. Tamamdır. Daha sonrasında hızlıca şu alanı yapalım. Bu bir elimizden çıksın. Burası zaten basit. Şu kırmızıyı kopyalıyorum. Hızlıca geliyorum kendim CSS'ime. Red diyorum ve şunu yapıştırıyorum. Bu orange'ın aynısıymış. Nasıl? Neyse. Geldim. Main right wrapper demiştik sanki ismine. Aynen. Main right wrapper'a diyorum ki senin background color'ın var. Orange olacak. Padding'i vardı sanki, 32 pikseldi. Bir emin olayım, bakayım şöyle. Evet, 32 pikselmiş ve içerisindeki color'lar da white'mış. Geliyorum şöyle color'ına, var white diyorum. Hızlıca bizim white'ımızı da oluşturalım. Şurada kendimizin bir white yok çünkü. FFF'miş, onu da hızlıca şöyle kopyaladım, yapıştırdım. Şimdi burada 16 pikselmiş yazı. Title 24 piksel, altındaki 14. 16, 24, 14 şeklinde geliyor. Geldim hızlıca buraya. Birincisi neyimiz var? P'miz var. H3'ümüz var, P'miz var. İkisi de P olduğu için bunu şey yapmamız lazım. Belirtiyor olmamız lazım. Mesela buraya ne diyelim? Class your plan. Şimdi altındaki H3'e title dedik. Buraya ne desek ki? First paragraph diyeceğim. Dünyanın en kötü isimlendirmesi, asla böyle isimlendirmeler kullanmayın. Daha anlamlı isimler verin. Dediğim gibi ben şu an burada 5 dakika 10 dakika bunu düşünmemek adına, videoyu kısa tutmak adına böyle saçma isimler veriyorum. Geldim main right wrapper'ın altındaki first paragrafa. Buranın font size 16 piksel. Daha sonrasında main right wrapper'ın altındaki H3 mü demiştik? H3'e geldim. Font size 24 piksel. Font weight'i 700. Tamamdır. Bunların arasındaki boşluk hepsinde eşitse gap'le vereceğim. Değilse 16 piksel. Burada 4 piksel tam değilmiş. Margin tapına H'nin 16 piksel. Margin batımına 4 piksel diyorum. Kaydediyorum. Cancel subscription'da en son bir şeyine bakalım. Font size'ına, sonra bir daha oraya gelmeyelim. Tamamdır. Şimdi burada buton da siyah ya. Burada şey de yapalım. Hızlıca reset CSS'ime geliyorum. Butonun da color'ını inherit etmesini istiyorum. Bunu da kaydettim. Ve daha sonrasında butonumla devam ediyor olacağım. Şöyle reset CSS'i kapatayım. Yine en aşağı indim. Main right wrapper'ın altındaki butona geliyorum. Font size'ına 16 piksel. Border'ına 1 piksel. Solid. Var white diyorum. Border radius'una kaç pikselmiş bakalım. Hızlıca şöyle geldim. 8 pikselmiş. Geldim border radius'una 8 piksel dedim. Bir de padding'ine bakalım. O kadar çok git gel yaptık ki. 8'e 16 pikselmiş. Padding'ine batımı 8 piksel. Left right'te 16 piksel veriyorum. Bir de son olarak, daha da buraya gelmeyeceğiz, 16 piksel margin tapı var bunun. Margin tapına 16 piksel veriyorum. Ve ardından main right wrapper'ın kendisinin de border radius'una 16 piksel vererek buranın bütün kısmını bitirdim. Burası gördüğünüz gibi bitti. Daha sonrasında, ya bu arada bitti dedim de, şuradaki hep boşluk gözüme takılıyor. Burada şey, yani hak ettiği için şuradaki boşluk artı şuradaki boşluğu bizim margin tab vermemiz lazım, ama Figma bize diyor ki sadece 4 piksel, o da çünkü şurayı alıyor sadece. O benim gözüme batıyor, o yüzden şurayı 8 piksel yapacağım. Bu şekilde daha tatlı kalsın böyle. Şimdi bu order history vesaire var ya, burayla ilgileniyor olacağız. Geldim şöyle sol tarafa. Şimdi neyi biliyorum? Birincisi bu arkadaşların font size'ları kaçmış? 16 piksele 14 pikselmiş. Hemen geliyorum. Main left wrapper'ım var ya, main left wrapper'ın altındaki, biz ne dedik bunlara? Şöyle right artık collapse edebiliriz. Left wrapper'ın altındaki H2. Geldim şöyle köşeliyle değil. Geldim font size'larına 16 piksel ve font weight'lerine 700 diyor. Ardından neyi biliyorum? Bunların color'ları darkest olan var ya, o olacak ki zaten o mu bunlar? Değil. Şöyle geldim font. Font ne? Nereden çıktı? Var. Darkest blue diyorum. Bu arada bunu demişken yukarıdakine de dedik mi biz? Dememişiz. Hemen bunu da diyelim. Main left değil, main wrapper'ın şurada. Main wrapper'ın altındaki H1 zaten demiştik şurada. Main'in altındaki H1 bu arada, affedersiniz. Color'ına var. Darkest blue diyorum. Kaydettim. Tamamdır. Ardından zaten şuranın color'ını falan vereceğiz. Bu arada ben hani bunu direkt şu sol tarafta vermiştim ya. Genel olarak her yerin color'ı bu şekilde gibi. Ben direkt o yüzden body'nin color'ına bunu veriyor olacağım. Geleceğim buraya. Body'nin color'ına var. Dark blue'yu yapıştıracağım. Daha sonrasında da bu dark blue'yu kullandığım yerler var ya, artık bunlara hiç ihtiyacım yok. Zaten inherit ediyor olacağım.
olacaklar. Ben zaten bir yerde kullanmışım, başka kullanmamışım. Bunu kapattığımda bunlara tek tek bir daha vermeye gerek kalmayacak artık. Süper. Şöyle main left wrapper'dan devam ediyoruz. Şöyle boşluk koyayım ki kafa karışmasın. Şimdi neyim var burada? Manage building'in altındaki şeyi verelim. Boşluğu verelim. Margin bottom 4 görünüyor ama 8 verelim. O biraz önceki bahsettiğim muhabbetten kaynaklı. Bu da tamam. Bir de son olarak şuradaki section arasındaki boşluklar var ya, onu verelim. Main left wrapper'ın altındaki ne demiştik? Section description. Section description, hatta şuraya da section title demiştik. İsimlendirmesini kullanalım. Margin bottom'ına 48 piksel veriyorum. 50 vermem. 50 diye bir piksel yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya var da hani kullanılmaması gerekir. Kullanılmaz veya hani kullanılmaması gerekir de çok katı bir kelime ama doğru değil, onu da öyle demeyeyim. Tamamdır. Genel olarak buranın content'i bu kadar. Artık neyi yapıyor olacağız? Bu içerisindeki tablomsu bir görünüm var ya, onu yapıyor olacağız. Şimdi HTML'imi açıyorum. Daha sonrasında şu ikinci payment metot kısmını bir kapatayım ve bu section content'e aldım. Şimdi orta alanına devam ediyorum. Buraya bir tane table diye bir class oluşturuyor olacağım. Burada hani ben table elementi olarak table yapmak için table elementi kullanmayacağım. Divlerle ben bunu daha rahat yapabileceğimi düşünüyorum. Table'la yapmaya kalkarsam çok beni yorar. Yani 500 kez internetten bakmam gerekir. O yüzden siz neyden daha rahat kullanabiliyorsanız, hangi elementte daha rahat hissediyorsanız onda ilerleyebilirsiniz. Benim yaptığım HTML structure hani tek doğru gibi düşünmeyin. Kendiniz hangisinin daha rahat veya daha iyi olduğunu düşünüyorsanız onunla ilerleyin. Ben burada şöyle yapacağım. İşte bu row birinci row, ikinci row, üçüncü row diye row row ilerliyor olacağım. Buraya geliyorum. Bir tane row oluşturuyorum. Hatta bir tane değil, 5 tane row oluşturuyorum. Daha sonrasında burada neyim var? Bir adet işte row'un altında kalınlığım var. Bunun şöyle oluşturamadım. Kalınlığı var. Bunun da altında ne yazıyor? Date yazıyor. Paragraf yazıp date yazıyorum. Hatta bunlara H2 diyelim. Buralar hani başlık kısmı ya. O öyle kalsın. Daha sonrasında bu row'da başka ne var? 3 tane totalde başlık var. Type yazıyor ve üçüncüsünde de ne yazıyor? Received yazıyor. Ardından diğer kalım tarafına geliyorum. Yine kalım oluşturup 3 tane kopyaladım. Octo 25 2021 yazıyor. Pro Annual yazıyor ve bir tane buton içerisinde download yazıyor. Bu arada şunları da kesinlikle bir paragraf içerisine almak veya en kötü ihtimalle span'i almak daha doğru, ama span yerine paragraf kullanmak daha doğru. Şimdi şu yukarıdaki content'in aynısını kopyalıyor olacağım diğer row'lar için. Yani content'i doldurmayla uğraşmayalım. Kaç tane row'umuz oldu? 1, 2, 3, 4, bir tane eksik. Bir tane daha oluşturuyorum ve en son bunlar bitti ya, şu table'ın hemen dışına bir tane çıkıp A oluşturuyorum. href diyorum, boş olacak ve load more yazıyor olacak diyorum. Temel olarak görünümüm gelecek olursam da o da bu şekilde görünüyor. Hızlıca CSS'imizi yapalım. Neyim var? Table'ım, row'um, kalınlığım var zaten, bu kadar. Şimdi geldim buraya. Diyorum ki main left wrapper'ın altındaki table'a. Şimdi table'ım benim zaten neydi? Şurada aslında bütün bu row'larımın tuttuğu alan var ya, burası. Burayı şimdilik display'in flex, flex direction'la kalın diyeyim. Burada çok bir işimim yok yani. Bunu vermeseydim şu an zaten aynı görünüyor olacaktı ama yine de flex olarak kalsın. Şimdi burada row'larla başlıyorum. Row'larım ne? Flex olacak zaten. Hızlıca geliyorum. Main left wrapper. Hatta direkt table altındaki row'lar diyelim. Display'leri flex olsun diyelim. Align items'ları center olsun. Daha sonrasında table'ın altındaki row'ların altındaki kalımların flex'i 1. Şu align items'ları veremedim. Flex'leri 1 olsun diyorum. Şimdi bunu vermediğiniz zaman bunlar kendi içerisindeki content ne kadarlık bir boşluğa, ne kadarlık bir yer kaplayacaksa o kadarlık yer kaplar. Ama biz burada flex 1 dersek bunların hepsi kardeş kardeş aynı boyuta sahip olur. Yani bakın burada 103 piksel, 103 piksel, aynı şekilde 103 piksel. Bu önemli bir şey. Burası aslında bundan ibaret. Şimdi burada neyini veriyor olacağız? Gap'lerini veriyor olacağız. Bakıyorum şöyle bir. Şimdi ilk başta gap'ten önce şu içerisindeki padding'lerini verelim. 16 piksellik her bir row'un içerisinde şey var. Padding var. Onu verdim. Daha sonrasında kendi aralarında bir gap var mı ona bakıyorum. 4 piksellik bir gap varmış. Table'a geliyorum. Gap'ine 4 piksel diyorum. Ve daha sonrasında baktığımda başka bir şey var mı? Yok. Şimdi burada şeyi fark ettim. Biz 16 pikseli verdiğimizde bizim başlığımızla arada şöyle bir boşluk oldu. Yani burada aslında o boşluk şurası ama farkındaysanız burası bu şekilde, hani şey title'ı aynı sırada. O yüzden biz burada bunu direkt bu şekilde veremeyiz. 16 piksel top button fakat left'ten 0 olacak. Fakat bunu yaptığımızda da hani şurada şey oluyor ya, bu boşluk gidiyor ya. Şimdi bu boşluk gideceği için de ne olacak? Şu aktif olan, şöyle şey yapayım. Farkındaysanız aktif olanın şurasında bir padding olması şart. Bu durumda işte şunu yapacağız. Buraya yine 16 piksel vereceğiz. Ama diyeceğiz ki her birinin margin left'e eksi 16 piksel. Bu sayede bunlar şöyle göstereyim. Yine 16 piksellik boşluğa sahip fakat hacky bir şekilde biz 16 piksel bunları geriye aldık. Bu sayede ne oldular? Şuradan gördüğünüz gibi aynı seriye geldiler. Burası okey. İstediğimiz gibi oldu. Buradaki işte row'lar var ya, row'ların altına hemen diyelim ki sizin color'larınız var. Darkest blue olsun ve font size'ınız 16 piksel olsun diyorum. Sadece table row kalımının altındaki h3 mi demiştik biz başlıklara? Şöyle bakayım hızlıca. H2 demişiz. H2'lerin font size 14 piksel
color'ları var. Dark blue olacak diyorum. Kaydettim. Burası da istediğim gibi geldi. Böyle hatta azıcık burayı büyüttüğüm zaman daha güzel görünecektir. Şöyle göründü. Bu şeyi yapmamışız. Bakayım bir şöyle. Sol tarafımız niye böyle görünüyor? Ha, şeyden kaynaklı. Biz burada main wrapper'ı böyle verdik de bu sağ tarafa gitmiyor. Ve şu da sarkmış. Bunlar istediğimiz şeyler değil. Şimdi burada şu section'ımız bitti. Yani bir tek load more kaldı. Onu da yapıp hızlıca bu layout'u çözelim. Geleceğim. İlk başta load more'u hızlıca yapacağım. Diyorum ki table değil de neresiydi bura? Main left wrapper hangi section'dı? Section order history. Order history'min altındaki A'nın diyorum color'ı hangi renkti? Orange'ımız. Color'ı var. Orange text decoration'ı underline olacak diyorum. Tamamdır. Bu da aslında tamam. Bir tek de margin tab'ı var. Onu da verip hemen şu layout'taki sıkıntımızı çözelim. Tamamdır. Bunu da verdik. Şimdi birincisi layout'taki problemimiz şu. Bunların kendisi şu kadarlık bir, şöyle göstereyim. Şu kadarlık bir alan kapladığı için doğal olarak buraya bu kadarlık bir alanda yer kaplıyorlar. Yani sağ tarafa gitmiyor. Bunun için ne yapacağız? İşte şu main left wrapper değil de main wrapper'ın var ya, burası zaten flex. Main left wrapper'a diyeceğiz ki senin flex'in 1. Bu sayede ne yapacak? Sağ tarafa komple yayılacak. Geliyorum hemen main left wrapper'ıma flex'ini 1 veriyorum. Şimdi daha sonrasında bu arkadaşın problemi şu. Ben burada bir şey flex veriyorum ya. Flex verdiğiniz zaman otomatik olarak altındaki elementler, ilk seviyesindeki child'lar align items olarak stretch olurlar. Stretch olduğundan kaynaklı da mesela bu main right wrapper var ya, bunun altındaki eleman da stretch ediyor height'ını. Bundan kaynaklı burası böyle %100 yayılıyor. Mesela buraya gelip align items işte flex start derseniz gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde olur. Bu da aslında böyle çok her zaman şeydir, karıştırılan bir şeydir. Yani flex'i kullanırsınız ama tam böyle flex'in çalışma behavior'ını, main wrapper'a değil affedersiniz, flex'in tam böyle çalışma behavior'ını bilmediğiniz durumda bu tarz problemlerle karşılaşmanız çok mümkün. Bu da size dediğim gibi böyle bir şeyim olsun, bilgi olsun. Bu da önemli bir şey aslında. Burada hazır şu download'u yapmamışız. Onu da şimdi gördüm. Onu da yapalım hızlıca. Geliyorum. Neyi var? Aslında hiçbir şey yokmuş. Border varmış sadece bir. Hemen geldim. Main left wrapper'ın altındaki, table'ın altındaki button'lar diyorum. Buradan border'ına 1 piksel solid var. Dark blue padding'ine de 8 piksel diyelim. Şimdilik uğraşmayalım çok fazla. Amaç burada şey, border ve şey yapabilmek amaç burada, hani böyle de bir şey varmış, bunu da yaptık demek olsun. 16 piksel çok oldu. 8 piksel olsun. Şunlar da sağdan soldan 16 piksel olsun. Biraz daha güzel görünsün. Aynen, tamam. Burası da istediğimiz gibi oldu. Son olarak neye geliyor olacağız? Şu aşağıdaki vize kısmına. Hatta tabii hep tasarıma tek tek sürekli bakıyorum ya, ondan dolayı sonradan aklıma geliyor. Burada bir deneyimiz var. Aktif olanımız var. İkinci row'uma geliyorum. Row'lardan biri şuydu. Şu birincisi. Şuna geldim. Bir de aktif veriyor olacağım. Daha sonrasında bu aktif olana geleceğim. Diyeceğim ki table'ın row'unun aktifine git, class olarak aktifine git, background color fff değil, var fff, ha var fff ne, var white ver. Bunu yaptığı zaman ne yapacak? Şu arkadaşın artık background color'ı var white. Fakat burada kesin şurası daha farklı bir background. Bakalım, en arka planım var ya, ona bakmaya çalışıyorum. Fill'i bir linear gradient'miş hatta burası. Böyle f8'li bir şey. Biz hani şu an gradient'le uğraşmayalım ama şu f8'li şeyi body'me de değil de veya body'ye verelim. Background color'ı şu F8'li arkadaş diyorum ve gördüğünüz gibi bu geldi. Sol tarafa şimdi sidebar'ıma geleceğim. Sidebar'ımın da kendi içerisinde color'ı neymiş? Bu F8'miş. Neyse, şu linear gradient'i verelim ya, yapacak bir şey yok. F8 F8'e FFF 45 degree. Body'ime geldim, diyeceğim ki senin background'un linear gradient 5 derece, bununla başlıyor, var white'la bitiyor diyeceğim. Burası istediğimiz gibi oldu. Daha sonrasında şu arkadaşın da zaten kendi sidebar'ın color'ı zaten biz başından light gray vermiştik ya, online'a sıkıntımız yok. Hatta şu F8 bizim light gray'imizmiş. Light gray. Tamam. Bu kısım istediğimiz gibi oldu. Aradaki şey var. Sadece gölge mölge bir şey var mı? Daha hani burayı belirgin hale getiren, aynen gölgesi varmış. Hızlıca şöyle bir göreyim ve gölgesine bakayım. Neymiş bunun gölgesi? Şöyle inspect alanına gelirseniz burada bunun gölgesini direkt görebilirsiniz. Hani bu tarz şeylerde özellikle gölgeyi tam %100'üne oturtmak zor. O yüzden buradan kopyaladım bunu. Böyle aktifi bulayım hızlıca. Buna direkt böyle veriyor olacağım. Tekrar ediyorum, bu tarz şeylerde bulmak çok zor. Aynı oradaki shadow'un falan aynısını vermek. O yüzden ben böyle hızlıca olsun diye böyle yaptım. Şimdi bunun bir de border radius'u vardır kesin. Kaç pikselmiş o da? 8 pikselmiş. Onu da verelim. Tamam, sadece içime sinmeyen şey var. Yani sidebar'la burası ayrılmıyor gibi. Şu 45 degree dedik ya, bunu -45 degree desek daha... Aynen, -45 desek sanki daha iyi ayrıldı gibi. Yani daha iyi şeyler yapılabilir de şu an için böyle kalsın. Şimdi şu alt taraftaki payment method kısmı var ya, buraya geleceğim hızlıca. Bu şurası. Şimdi burada neyim var? Bir tane payment method diye bir başlığım var. Zaten burada aslında kendi başına hiçbir şey yok neredeyse. Sadece bir tane row'um var ve bu kadar aslında bundan ibaret. Şöyle geldim. Section content'ime geliyorum. Diyorum ki direkt section content'in içine yazabilirim. Buraya işte ne diyelim? Payment method image diyelim. Altına bir adet image'imizi koyalım. Hızlıca
hızlıca export ediyorum şu Visa logosunu. Geldim image'a, design'ına geldim. Export diyorum. PNG olarak vermesini istiyorum. Payment method Visa diyerekten kaydettim. Ve gelip SRC'me diyorum ki sen bulunduğum dizindeki asetlere git. Buradan payment method Visa'yı al. Alt attribute da Visa diye hızlıca yazalım. Daha sonrasında burada bir tane paragraf koyuyorum. Visa ending'in 22.55. Bir tane buton koyuyorum. Buna remove veriyorum. Buranın da content'i bundan ibaret. Hızlıca şeyini yapalım. Layout'unu yapalım. Geldim. Neresi burası bizim için? Payment method. Ve tekrar indim aşağıya. Main'in nerede? Burada. Main left table bitti. Tamam. Şuraya yazabiliriz. Geldim buraya. Bunun altındaki section'a geliyor olacağım aslında. Yani section content'e geliyor olacağım. Content değil mi? Aynen. Section content'i ne olacak? Display flex olacak. Bunu verdiğim zaman yan yana gelmesini bekliyorum. Şöyle geldim bir. Gelmedi. Seçememişizdir büyük ihtimalle. Şöyle geldim. Section content. Aynen seçememişiz. Section yazamamışım. Tamamdır. Daha sonrasında dikeyde ortalanması için align items center diyorum. Baktım. İstediğim gibi ortalanmış mı? Ortalanmış. Daha sonrasında ne yapacağız? Şimdi şöyle bakayım bir. Gap'im var mı? Şöyle bir geleyim. Şunun dışında vizan var ya. 16 piksellik bir gap'im var. Gap 16 piksel diyorum. Ardından şu vizanın border'ını verelim hızlıca. Şunu şöyle eski haline getireyim ki kaydettikçe pat pat görelim. Alt tab yapmayla uğraşmayalım. Geliyorum. Payment metodun altındaki payment ne demiştik ona? Payment method image. Payment method image'a geliyorum. Diyorum ki senin border'ın 1 piksel solid var. Ne olsun? Dark blue olsun. Border radius'un da 8 piksel olsun. Bir de içinden padding'in olsun ki çirkin görünmesin. 8 piksel çok oldu. 4 piksel olsun. Tamamdır. Buna dark blue çok mu şey oldu? Bilmiyorum da dark olarak kalsın. Siz değiştirmek isterseniz değiştirirsiniz. Padding'in de 4 piksele sağdan soldan da 8 piksel olsun. Daha sonrasında şunu yapacağız. Burada farkındaysanız hani bu image'in boyutu belli. Butonun boyutu belli. Geri kalan bütün alan şu ortadaki section'da ya. Bizim ortadaki section'ımız aslında kim? P element. O yüzden geleceğim diyeceğim ki payment metodunun altındaki o P elementi var ya. Onu seçeceğim ve senin flex'in 1 diyeceğim. Bunu yaptığım zaman ne olmasını bekliyorum? Bunun bütün alana yayılmasını bekliyorum ve yayıldı. Daha sonrası son olarak payment metodumun butonuna geleceğim. Diyeceğim ki senin aynısı aslında şu yukarıdakini kopyalayayım. Sadece board padding'ini değiştireceğiz. Padding'i de 8 piksel 16 piksel olsun ve tamamdır. Şöyle büyütüyorum bunu. Daha sonra tasarımıma geliyorum. Şöyle. Süper bitti. Yani bu videoda aslında böyle basit bir şey yapmak istedim. Temelde bu dashboardların UI'ları nasıl oluyor bunu görelim istedim. Burada da hani böyle bir tasarım çıkardık. Genelde bu tarz dashboardların mobile design olmuyor. Zaten hani kocaman dashboardlar içerisinde bir sürü admin functionality'leri içeriyor. Bundan kaynaklı hani bunları mobile uyumlu yapmak çok zor oluyor. O yüzden genelde mobilini yapmazlar. Hani burada da bunu görmüş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.